Merhaba. Bu videoda integralle hacim hesabına başlayalım. Üç tane video olacak böyle. Bu ilki. Bu ilk videoda genel prensip üzerine konuşacağız. Nasıl acaba düşünüyoruz integralde hacim hesaplamaya çalışırken? Şu sol tarafta ekranda gördüğünüz katı cismin hacmini nasıl buluruz? Problem bundan ibaret. Şu Şekilde bakın içinde böyle koyu bir bölge var. Burasını bir dilim gibi düşünün. Yani bunu da sanki bir ekmekmiş gibi düşünün ve buradan bir dilim kestiğimizi düşünelim. Yani bu bizim için bir dilim. Şimdi böyle bir dilimin hacmi nasıl bulunur? Öncelikle biz bu dilimin hacmini nasıl bulacağımızı konuşalım. Ondan sonra da bu dilimlerin hacimlerini toplayarak zaten büyük katı cismin hacmini bulmuş olacağız. Şimdi şu dilimi şöyle ben tekrar burada bir çizmeye çalışayım. Sonuçta bizim kestiğimiz bu dilimin şekli 3 aşağı 5 yukarı bunun gibi bir şey olacak. Tabii ki burada bizim için ayrıtlar önemli. İşte diyelim ki dilimin boyu böyle. Ondan sonra burası eni olsun dilimin ve bir de tabii ki sonuçta ekmek dilimi gibi düşünün. Burada bir de kalınlık var. Biz hacim hesabında ne yaparız? Verilen böyle bir katı cismin 3 tane ayrıtını çarparak hacmi bulmak isteriz değil mi? Yani böyledir düşünce şeklimiz. O zaman şöyle diyebiliriz. Hacim eşittir en çarpı boy çarpı kalınlık. Bunları başka şekillerde de adlandırabilirsiniz ama sonuçta 3 tane ayrıtı olan bir cisim bu. En ve boyu çarparsak bu dilimin, buradan kestiğimiz dilimin yüzey alanı çıkar ortaya. O zaman şu aşağıdaki hazır kesilmiş olan, dilimlere ayrılmış olan bizim şeklimizi bir görelim. Şeklimiz burada bakın. Dilimlere ayrılmış e, durumda. O zaman bu dilimlerin hacimlerinin toplamı bizim katı cismin hacmi olacak. Şimdi buradan şöyle şu koyu renk olan dilim, diyelim ki bu dilim bizim XK yıldız dilimi olsun. Yani XK yıldız tipik bir dilimi temsil etsin. Şöyle bir de A, X, K yıldız alalım. Bu A, X, K yıldız da bu dilimin yan yüzünün alanı olsun. O zaman ben şimdi bu dilimleri toplayacağım ya. Şöyle bir toplam ifadesi yazayım. K1'den N'e. Bu size integralden tanıdık gelecektir. A, X k yıldız çarpı delta x. Aynen bu Riemann toplamındaki gibi e, gözüküyor, değil mi? O zaman şu bizim burada ne olacak? Bu bir dilimin kalınlığı olacak. Aynı kalınlıkta kestiğimizi düşünelim. Aynen o integraldeki dikdörtgenler gibi. Burası da bizim yukarıda da söyledik nedir? Dilimin yan yüzünün alanı. O zaman şu İfade bizim buradaki bu ax, k yıldız ve delta x çarpımı aslında ne olacak? Dilimin hacmi. Bir dilimin hacmi. Ve bu hacimlerin hepsini topladığımız anda da o zaman diyelim ki işte n tane burada n'e kadar gitmiş ya burası da ne olacak? n tane dilime ayırdığımız cismin hacmi. Tamam ama biz bu durumu yine kalkülüs kullanarak pratikleştirmek istiyoruz. Nasıl yapacağız bunu? Biz bu dilimleri öylesine inceltelim ki kalınlıkları ihmal edilebilecek kadar incelsin. Bunu nasıl yaparız? Tabii ki yine integralden tecrübemiz var. Limit n sonsuza giderken yaparız. Dilim sayısını sonsuza çıkartarak yaparız. O zaman ne olur? K1'den n'e. Burada a x k yıldız yani yan alan çarpı delta x. Ama burada en sonsuza giderken yaptığımız anda ne olacak? Bizim buradaki bu delta x yani siz en taneyken dilim bunu sonsuz taneye çıkarttığınızda ne olacak? O zaman sizin dilimleriniz neredeyse kalınlıksız hale gelecek. Yani bu dilim kalınlığı sıfıra gidecek. Dilimler neredeyse sıfır kalınlıkta. Ve o zaman da bizim buradaki bu işlemi yaparken bu delta x'e gerek kalmayacak. O zaman ne yazacağız? Hacim toplam olarak ne yazdık? Böyle limit en sonsuza giderken. Burada toplam sembolümüz k1'den n'e. ax k yıldız dedik çarpı delta x. Bu a x k yıldız burası neydi? Bizim yüzey alanı. Ve burası nedir? Bizim kalınlık. Ama ne oluyor bu kalınlık? Biz böyle en sonsuza götürdüğümüzde bu sıfıra gidiyor. Yani dilimler çok fazla inceliyor ve sadece bize yüzey alanı kalıyor. Bunu da nasıl yapıyoruz? Ondan sonra artık sadece A'dan B'ye yani cisim A noktasından başlıyor, B noktasına kadar gidiyor diye söylersek buraya AX koyuyoruz. Bu ne? Yine dilim yüzey alanı. Gördünüz mü? Yani hiç artık kalınlık hesaplamayacağız. Bize verilen şekli dilimlere ayıracağız. Sadece dilimin alanını alacağız ve integrale koyacağız, bitecek. Hiç böyle dilimlerin kalınlığıyla ilgilenmeyeceğiz. Bakın şimdi ilk örneğimiz. Basit bir tane örnek. Yüksekliği 5 santim olan 1 santim yarı çaplı silindirin hacmi ne olur? Buradaki bu silindiri önce şöyle bir yana yatık olarak bir çizeyim. Yan taraftaki şekilde de dik olarak çizeceğim. Şimdi ne vermiş bize? Burası demiş bu silindir 5 santim yüksekliği yana yatık olduğuna göre burası 5 olacak. Ve yarı çapı da 1 santim demiş. Şurası da bizim bir santim. O zaman buradan bir tane dilim alalım. Şöyle kırmızıyla aldığım şey böyle bir dilim olsun. Biz ne yapacağız? Bu dilimin alanını hesaplayacağız. Şimdi buradan kaç tane dilim keserseniz kesin, hepsi aynen 1 santimlik yarıçapa sahip olan daireler olacak, değil mi? Çünkü hiç silindirde değişmiyor bu. O yüzden bu soru kolay. Daha sonra çözdüğümüz sorularda bu dilimlerin bu yarı çapları ya da işte büyüklükleri değişmiş olacak. Burada dilimlerin yarı çapları hep aynı ya da burada tüm dilimler aynı. O zaman şimdi ne yapıyoruz bu? Şurası 0, 5 santim olduğuna göre burası da 5 olarak alınacak. Bizim hacimimiz az önce de gördüğümüz tekniği kullanarak 0'dan 5'e şu bir santim değil mi? Yani burada şöyle dersek şimdi o zaman buraya geçmeden önce dilim alanı ne olacak? Pi r kare değil mi? Ama r'si ne? Aynen bu silindirin r'si ile aynı yani bir o zaman birin karesi o da pi. Yani dilim alanı pi ise ben ne yapacağım buraya? Direkt olarak pi'yi koyacağım dx diyeceğim. Burası nedir? Buraya hep ne koyacağız? Dilim alanı dilimin kalınlığıyla ilgilenmiyoruz. Onu integral halletmiş olacak. Burası da nedir zaten? Px direkt sıfırdan 5'e o da 5 pi. Tamam bakın x eksenine yatık olduğu için sıfırdan 5'e böyle x eksenini de aldık. Peki bu silindiri ben dik olarak çizseydim acaba bir şey fark edecek miydi? Bakalım ona da. Diyelim ki böyle çizdik. Yine burası 5 santim. Yine yarıçap 1 santim. O zaman sıfırdan 5'e diye alacağım yine ben tabii ki bunu. Ve dilim de yine aynen hiç değişmeden ha, kaç tane dilim alırsak alalım buradan hepsi aynı büyüklükte olacak. Ve burada yine dilim alanı aynı yani pi. O zaman bizim yapacağımız şey yine hacimde sıfırdan 5'e pi ama bu sefer buraya bakın dx yazmayacağım. dy yazacağım. Neden? Bakın dilimler üst üste hepsi nerede çoğalıyor? y ekseni boyunca çoğalıyor. O zaman buraya pi dy yazacağım. Sonuç değişmeyecek gerçi. Yine sonuç 5 pi çıkacak. Ama bize bu bizim hacimle integral hesaplarken öğrettiği güzel bir şey var burada. Şöyle yeşille yazayım. Bakın buradaki dilimlerinize bakın. Dilimler x eksenine dik. Diğerine bakın. Bu sefer de dilimler y eksenine dik. O zaman eğer böyle x eksenine dikse dilimler ne olacak demektir? Bu dilimleri yan yana koyduğunuzda x ekseni boyunca çoğalacak demektir, değil mi? Bunun anlamı x ekseni boyunca işlem yapılır. Yani integraliniz dx olacak. Bir başka anlamda. Burada da bakın y ekseninde çoğaldığı için üst üste koyduğunuzu düşünün bu dilimleri. O zaman y ekseni boyunca işlem yapılır. Bunlara dikkat edeceğiz. O zaman şimdi bunların düşünce şeklini burada ifade edelim. Dilimler x eksenine dikse şekliniz şunun gibi bir şeyse. Böyle dilimlerinizi alıyorsunuz. Bakın bütün dilimler x eksenine dik a'da başlıyor, b'de bitiyor. Hacim x ekseni boyunca büyüyor. Bakın dilimleri yan yana koyduğunuzda hacmi büyütüyorsunuz. O zaman onu da söyleyelim. Yani hacmi hesaplarken burada ne yapacağız? Eğer şeklimiz böyle çıkıyorsa a'dan b'ye ax dx yapacağız. Yani ne olacak? Yüzey alanı fonksiyonu x değişkeniyle yazılacak. Peki diğer türlü olursa, yani bu şekilde olursa bizim dilimler, bu ne? Bakın bu sefer C'den D'ye ama nerede büyüyor? Y ekseni boyunca büyüyor. O zaman bunda da hacim Y ekseni boyunca büyür. Yani bizim hacim işlemi nasıl olacak? Bu sefer C'den D'ye buraya A, Y, D, y yazacağız. Yani bu ne demek? yüzey alanı fonksiyonu y değişkeni ile yazılır. Bunlara dikkat edersek sorun çıkmaz. Evet örneğimiz şöyle. Bir katı cismin tabanı x artı y eşittir 3 doğrusu ve koordinat eksenleri tarafından sınırlanan ikizkenar dik üçgendir. Y eksenine dik kesitleri kare şeklindedir. Bakın y eksenine dik olacak kesitleri ve kare şeklinde olacak. O zaman bu kare şeklinde ise bunların alanlarını bulmak kolay. Bu katı cismin hacmi ne olur? Önce şu x artı y eşittir 3 doğrusunu bir çizelim. Şu bizim kartezyen koordinat sistemimizse şimdi x artı y eşittir 3'ü nasıl çiziyorduk? x'e 0 veriyoruz. y eksenini kestiği noktayı buluyoruz. Yani y'si 3. y'ye 0 veriyoruz. O zaman x eksenini kestiği noktayı buluyoruz. X'i de 3. Yani şu iki noktadan geçecekmiş. Yani şöyle 3 ve böyle 3. Bu noktalardan geçireceğiz biz doğrumuzu. Çizelim. İşte doğrumuz böyle bir şey. Y eksenine dik kesitleri diyor. O zaman ne olacak? Kesitleri aldığımızda böyle y eksenine dik şeklinde alacağız bunları. Ve bunu mesela 3 boyutlu çizmeye çalışsam şöyle bir şey olabilir. Şurada şöyle kare dilimlerimiz var. Bakın şu şöyle. Böyle kare şeklinde dilimler. Tabii ki bunların kare olabilmesi için böyle bir şekilde yükselerek gidiyor olması lazım. Bu bizim iki boyuttaki şekle bakarsanız o zaman şurası bizim. Şurada çizdiğim bu üç boyutlu şeklin arka tarafı aşağısı. Yani kareler yüksek. Daha sonra böyle yukarıya doğru çıktıkça karelerin alçalması lazım. Değil mi? Yoksa başka türlü kare şeklini elde edemeyiz. Yani burada hemen şöyle diyelim. Karelerin yükseklikleri farklı. Bir de size bu doğruyu bir çizeyim. Şöyle bir şey o da. Bu bizim y artı x eşittir 3 doğrusu. İşte bizim karelerin yüksekliğini ayarlayan bu. Tabii böyle eğik bir şekilde olması lazım 3 boyutta ki bu karelerin yüksekliklerini ayarlayabilsin. Tabii bizim burada şu dik olarak baktığı yer bizim y ekseni. O zaman kareler y eksenine de dik. Yani dilimler bizim y ekseninde çoğalacaklar. Bu bize neyi söylüyor? Tabii ki bizim integralin dy integrali olacağını söylüyor. Şimdi burada fonksiyonumuza da bakalım. Bu x artı eşittir 3 kısmından buradan x'i yalnız bırakacağım. 3 eksi y diye söyleyeceğim. Çünkü bu 3 eksi y dediğimiz şey ne? Bizim bu aşağıdaki çizdiğimiz dilimlerin kenarı. Buradaki bu değişkenler x, y bunlar değiştiği zaman tabii ki bizim karenin kenarı da değişiyor. O zaman eğer bu bizim dilim kenarıysa, peki dilim alanı ne olacak? Kare olduğuna göre, tabii ki karenin alanı nasıldır? Burada 3 eksi y'nin karesi diye gelecek. Şimdi artık hacmi yazabiliriz. Nereden nereye? Y ekseni de yükselecek. 0'dan 3'e kadar. Gerçi x'te de gitseydi yine 0'dan 3'e olacaktı. Orası önemli değil ama Buraya ne koyuyoruz? Dilim alanı koyuyoruz. O da ne? 3 eksi y'nin karesi. Bu bir karenin dilimi. Burada hemen dikkat. Karenin alanını koyuyoruz. Yani dilimin alanını koyuyoruz. Kenarı değil. O zaman artık işimiz, buraya da dy'yi koyalım. Bu basit integrali çözmek kalıyor. Şöyle alalım integral de şöyle buraya. Bu nedir şimdi? Sıfırdan 3'e bir kareyi açalım. 9 eksi 6 y artı y kare dy. Ne yapacağız? Bu integrali 3 parçaya ayıracağız. Yani şunu hemen şöyle yazalım. 9 sıfırdan 3'e dy. Eksi 6 dışarıda y dy yine sıfırdan 3'e. Artı sıfırdan 3'e y kare dy. Ve şimdi bu da ne olur? 9y sıfırdan 3'e eksi 6y kare bölü 2 sıfırdan 3'e ve artı y küp bölü 3 sıfırdan 3'e. O da nedir? 9 çarpı 3 eksi buradan 3 kalıyor. 3 çarpı 3'ün karesi artı buradan da 3'ün kübü bölü 3 kalıyor. Ki o da ne olur bize? Şurada bunlar sadeleşir önce değil mi? 27 burası da 27. Buradan 27 bölü 3 yani sadece 9 kalır. İşte sonucumuz. Bu örneğimiz ne diyor? Yarı çapı R olan bir kürenin hacminin V eşittir 4 bölü 3 pi R küp olduğunu görelim. Bakın böyle bir tane diyelim ki küremiz var. Böyle mavi olarak çizilmiş. R yarı çaplı. Ve buradan biz bir tane dilim alacağız. Şöyle pembeyle çizilmiş olan dilimimiz. Bu dilimimizde ne tabii ki? Bir daire. Dolayısıyla biz de bunun ne yapacağız? Alanını bulmak için işte bunun yarı çapıyla, yarı çapının karesiyle pi'yi çarpacağız. Şimdi biz bunun şurada diyelim ki sıfıra x uzaklığında olduğunu biliyoruz. Yani şurası bizim için x. O zaman ne diyelim? Biz şu yarı çapına da y diyelim. Yani bu y nedir? Dilimin yarı çapı. Peki şimdi bizim buradaki bu dilim hangi eksene dik? X eksenine. O zaman biz ne yapacağız bu dilimleri? X ekseni boyunca çoğaltacağız. Yani şöyle diyelim. Eksi R'den R'ye buraya AX DX diye koymamız lazım. Çünkü dilimler X eksenine dik. Yani o zaman bu bizim hacim böyle dxli olarak yani ax dx şeklinde ifade edilmesi lazım. Bu içerideki bu ax ne? Kırmızı dairenin alanı. Burada ne var başka? Y bu kırmızı dilimin yarıçapı. O zaman kırmızı dairenin alanı dediğimiz şey nasıl bulunur? Pi çarpı y kare. Ama Burada bir sıkıntımız var. Alanı x'e göre yazmamız lazım. Pi'ye kareyi getirip buraya koyarsak olmaz. Şimdi bakın burada zaten bir tane x var değil mi? Bunun bizim orijini olan uzaklığına x dedik. Yarı çapı y. Burada hemen şurada bakın bir diklik var. O zaman ben bir dik üçgen oluşturayım. Bu dik üçgenin hipotenüsü ne olacak? R tabii ki. Yani buradan ne gelir? Pisagor'dan yani dik üçgen oluşturduk. Pisagor'dan r kare hipotenüsün karesi x kare artı y kare. Yani ben şimdi burada kırmızı dairenin alanı pi y kare diye söyledim ya. Buradaki y kare yerine ne yaparım? Hemen buradan y kareyi yalnız bırakırsam r kare eksi x kare direkt R kare eksi x kareyi koyarım. O zaman şimdi ne olacak? Hacim eksi r'den r'ye pi'ye kare yerine ne yazıyoruz? Pi çarpı r kare eksi x kare yazıyoruz ve dx diyoruz. İşte integralimiz çıktı. Şimdi artık geriye bunu hesaplamak kaldı. Hemen hesaplayalım. Eksi r'den r'ye burası pi r kare dx. Ve eksi, eksi r'den r'ye re pi x kare dx. O da eşittir. Burası ne olacak? Pi r kare olduğu gibi sabit. Pi r kare x diye çıkar. Eksi r'den r'ye. Re eksi, burası da pi çarpı x küp bölü 3 diye çıkar. Eksi r'den r'ye. Yani o da eşittir. Pi r kare r eksi eksi r eksi burası da pi bölü 3. R küp eksi eksi R küp. Ve bu ne olur şimdi? R eksi eksi R. iki tane R aslında bu. Yani bu 2 R. Burası da R küp eksi eksi R küp. Yani iki tane R küp burası da. Ve şimdi eşittir. 2 pi R küp eksi burası ne olacak? 2 pi bölü 3 R küp. Şimdi payda eşitliği yani bunu da 3 ile genişletirsem o zaman 6 pi r küp eksi 2 pi r küp bölü 3 çıkar ki o da tam bize söylediği 4 pi r küp bölü 3 ya da diğer bir deyişle 4 bölü 3 pi r küp İşte türettik kürenin hacmini integral kullanarak. Ve işte bu örneğimizde de bir piramit var. Tabanı bir kare, bir kenarı K. O zaman hemen şuraya söyleyelim bunun bir kenarı K ve yüksekliği H. Ve şuradaki bu yükseklikte H olsun. Bu piramidin hacmi nedir? Bunu hesaplayalım. Tamam, şimdi bunun için birazcık böyle matematiksel işlem kullanacağız. O yüzden önce bu piramidi sanki iki boyutluymuş gibi böyle ön cepheden bir çizeyim ben size. Şöyle diyelim ki önden göründüğünde böyle ne olacak? Bir üçgen gibi olacak bu, değil mi? Şurası bizim K. Ondan sonra şöyle yüksekliğini de çizelim. Şu yüksekliği de h olacak tabii ki. Ve ne olacak? Bizim aldığımız buradaki bu mavi dilim var, değil mi? O mavi diliminde böyle kenarı böyle görünecek. Yani şurası şu şurası e, dilimin bir kenarı. Ona da ne diyelim? Dilimin d'si küçük d diyelim. Yani burada da bu hepsi kare ya bunların. Şurasına o zaman dilimin kenarı d diyelim. Ee, yani her taraftan sonuçta d olacak bu. Burası da d, şurası da d, burası da d. Şu haşla karışacak diye korkuyorum yazmaya. Burası da d. Tamam. Şimdi bakın bizim neye karar vermemiz lazım? Acaba dx mi olacak integral dy mi? Hemen bu da çok basit. Bakın. Bizim dilimler nasıl? Y ekseni boyunca yükseliyor zaten piramit görüyorsunuz. O zaman dy integrali olacak bizim için. Yani bizim buraya koyduğumuz bu sonuçta bunun içindeki bu dilimde kare ya. Burası kare ise alanı ne? D kare. Bizim bu D kareyi biz y cinsinden yazmak durumundayız o zaman. Yani şöyle dersek o zaman bir de şunu yapalım. Şu yüksekliğe bakın bu dilimin yüksekliğine şurasına kırmızıyla buraya y diyelim Sonuçta bizim bu dilimin bu yüksekliğine de ihtiyacımız olacak burada yaptığımız işlemde yani şurası da bizim için y burada dilimlerin değişen yüksekliğini yüksekliklerini y ile gösterdik Şimdi değişen yükseklikleri diyorum yani y ekseninde hareket o zaman şunu da söyleyelim. Hani burada dilimin bir kenarı D demişiz. D bizim kare dilimin bir kenarı. Kare olduğunu bilmemiz lazım değil mi? Çünkü ya da işte ne olduğunu bilmemiz lazım dilimin. Çünkü alan hesaplayacağız. O zaman buradan da işte dilimin alanı D kare. Karenin alanından geliyor tabii ki. Tamam güzel. Şimdi bakın burada üçgen benzerliği kullanacağız. Hemen onu söyleyelim. Bu benzerliği de nasıl kullanıyoruz? Bakın şurası o zaman nedir bu? Şimdi neydi? Bizim dilimin yani D'nin yarısıydı değil mi? Burası dilimin kenarına D demiştik. O zaman bu yeşille yazdığım yer burası D bölü 2. Şurası da madem ki alt kenar K ise burası da K bölü 2. Şimdi üçgen benzerliğini hatırlayın liseden. Y'nin haşa oranı D bölü 2'nin K bölü 2'ye oranı. Y bölü H eşittir D bölü 2 bölü K bölü 2. Ki o da ne var? Bu ikiler götürür D bölü K. Buradan şimdi benim ne yapmam lazım? İntegralim nasıl çıkacak? Şuraya yazayım. Hacim. integral Nereden başlayacak? sıfırdan y boyunca hareket yüksekliği ne? h. O zaman sıfırdan h olacak. Ve buraya nasıl koyacağım ben? Dilim d kare dilimin alanı dy diye koyacağım bunu değil mi? Şimdi bakın burada d kare olduğuna göre benim de buradaki bu y bölü h eşittir d bölü k'da bir d kare yaratmam lazım. En kolay yolu ne? Hepsinin karesini almak. Yani y kare bölü h kare eşittir d kare bölü k kare. Ve buradan ben d kareyi şimdi çekersem, yalnız bırakırsam ne kalır? y kare k kare bölü h kare kalır. O zaman ne yapıyorum? Bunu getirip şurada şimdi yazıyorum. Sıfırdan h'a d kare yerine y kare k kare bölü h kare d'ye yazıyorum. Ve bu durumda da ne olacak? O da eşittir sıfırdan haşa. Burada k kare ve h kare sabitler değil mi? Büyük piramidin yüksekliği ve alt kenarı. O zaman bunlar dışarıya. k kare bölü h kare. Burada sadece ne kaldı? y kare dy kaldı. Bu da çok kolay integral tabii ki değil mi? Yani k kare h kare y küp bölü 3 sıfırdan haşa. O zaman bu da artık şu sadeleşmeyi de yaparsak h kare bununla gitti h kaldı. Yani hk kare bölü 3 olarak biz piramidin hacmini buluruz. Alıştırmalarımız burada. Kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşürüz.